Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. 13. lema. Ya'uzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi a'uzu bike min hamazati şeyatin. Ve a'udhu bike rabbin yahturun. Sadakallahul azim. 13. lemadan şeytandan istiaze risalesi. Bu 13. lema her okunduğu zaman başı okunuyor. Ortalara sona hiç gelmiyor. Gelmeden bitiyor. Nerede ders rastlarsak hep ben de dahil. Başı okuyoruz, birkaç sayfa gidiyoruz. Ben de dedim ki şimdi sondan okuyayım. Belki az duyulan yerden okuyacağım. Şimdi şöyle bir şey var. Şeytan biraz önce gelen soruya karşı sorudan bu yola çıktık. Şeytanın vücudu haricisi vardır. Mahluktur. Kudret tahallük etmiştir. Ziyayattır, zişurdur, kanunen vücudu harici sahibidir. Böyle bildiğimiz gibi bizim gibi bir mahluktur. Bedeni atom cinsinden değildir. Latiftir. Nurani değildir. Latiftir. Esirdendir. Esirden. Yani esir nedir diye beraber bir gideyim. Atom. Aşağı iniyorsun. Enerji. Şöyle biraz da şöyle atom esir enerji onun daha aslı maddi hayat daha aslı aynı hayat işte şeytan esirde ve enerji boyutudur nurani değildir latiftir yani böyle bir anda gidebiliyor hızlı. Melek gibi nurani değildir ama latiftir, enerjidir yani. Şimdi 10'un vücudunu anlatacak, bir örnek verecek. Bana tabii ben ortalardan alıyorum 13. lema. Hani şöyle bir şey var. İmam-ı Şafii için deniliyor ki İmam-ı Şafii diyor. Sırf Kur'an bile olmazsa haşa vel asrısı gelse İnsan istikameti bulması için bu süre bile yeterdi demiş. Ben de buna küçük bir böyle nakıs bir nazire yapayım bu söze. Külliyat olmasa sırf 13. lema gelse yeterdi inanın. Böyle acayip bir şey istikamet bulmak adına. Ona ait bir yer bakın. İnsan küçük bir alem olduğu gibi alem dahi büyük bir insandır. Yani çekirdek ağaç, ağaç çekirdek. İnsan küçük bir alem olduğu gibi, insan küçük bir alem olduğu gibi, alem dahi büyük bir insandır. Anladık mı? Çekirdek ağaç, çekirdek küçük insan, ağaç büyük insan. Yani insan küçük bir alem olduğu gibi, alem de büyük bir insandır. Bu küçük insan, yani bu, bak bu küçük insan, o büyük insanın bir firistesi ve hulasasıdır. Şu, o 18 bin alemin vücudu haricisi olan, yaratılmış olan alemin hulasasıdır, firistesidir bu alem. Bu küçük insan, o kainatın hulasasıdır. İnsanda bulunan nüminelerin büyük asılları insan ekberde bir sarı bulunacaktır. Yani büyük alemde var olan insanda da olacaktır. Ama oraya uygun. Mesela çekirdeğin açılımı ağaç ya, ağaçta dal var, budak var, meyve var. Meyvede de var ama oraya uygun kanun olarak var. Yani çekirdekte meyve çıktı diye çekirdeği bıçakla yarsanız meyveyi göremezsiniz. Yazılımı var. İnsan da böyle.
18 bin aleme. İnsan böyle bir çekirdektir. Numuneleri var ama buraya uygun. Sormak istediğinizi sorarsınız. İnsanda bulunan numunelerin büyük asılları insan ekberde bir zarı bulunacaktır. Mesela bizde var olan şeyler, orada da büyü var. Çekirdekte var olan bir şey ağaçta olduğu gibi. Mesela nasıl ki insanda kuvve-i hafızanın vücudu, alemde lef-i mahfuzun vücuduna kat'i delildir. İnsanda kuvve-i hafıza var. Her şey kayıt ediliyor. Kayıt olanlar da yapılıyor. Bizde bu var. Alemde de lef-i mahfuz var. İntikal ediyoruz. Tak 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 tak. Öyle de insanda, bak insanda kalbin bir köşesinde lümme-i şeytani denilen bir aleti vesvese ve kuvve-i vahimenin telkinatıyla konuşan bir şeytani lisan ve ifsat edilen kuvve-i vahime küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini ve sahiplerinin ihtiyarına zıt ve arzusuna muhalif hareket ettiklerini hissen ve hadsen herkes nefsinde görmesi alemde büyük şeytanların vücuduna kat'i bir delildir. He. Bir kalp var burada. Kalbin içinde değil. Kenarına ve kalbe yakın. Bir lümme var. Lümme demeyi şey. Hani var ya hatırlarsınız böyle. Ödü patladı. Öt var. Öt yani korkuyla patladığı zaman o tabir değildir. Doğrudur. O zehirdir. Patlayınca ölür. Ödü patladı öldü. Öt. Ha. Aynı bunun gibi kalbin etrafında bir lüme var, lüme. Şeytan bize direkt öfüremiyor, lümeye oraya öfürüyor. Lümeye öfürüyor. O da kalbe atıyor. Kalp kabul etmese, kalp kabul etmedi, vesveseyi kabul etmedi. O zaman dima o vesveseye şeklini almış, şetim denilen, şetim denilen, yani galiz tabir, küfür falan, o dima atar. Dima bu kafanın serbest bölgesine atar. Ne demek? Tahayyül ve tasavvuruna, yani hayaline ve düşüncesine atar. Ha? Şimdi bunun böyle olduğunu nereden biliyoruz? Her senin içinde geçen düşünceleri, hep senin içinde geçen hayalleri, sen onaylıyor musun? Senin midir? Madem bazı düşüncelerden, bazı hayallerden rahatsız oluyorsun, o zaman senin değil. Demek ki sana rağmen bir şey çalışıyor. Sende bu varsa, ne küçük, alemde de büyük şeytan var. İnsanda kuvve-i hafıza, alemde lef-i mahfuz. İnsanda, ben istemiyorum, ben kim ister bu kötü düşünceler, kötü hayaller, vesvese geliyor. Vesvese geliyor, zanlar geliyor değil mi İsmail? Rahatsız oluyoruz, kurtulmaya çalışıyoruz. Be kardeşim, ben ondan kurtulmaya çalışıyorsam, bende varsa o zaman benim değil. Niye bende duruyor? Mesela Almanya'da, burada, kurtulmaya çalıştığımız çok yerler var, uzak durduğumuz. Niye? Gücümüz yok bizim, ama bizim olsa kapatırız. Kapatırız ama bizim bir akası yok, biz ondan kaçıyoruz. Burada da var yani. Nasıl ki bu Almanya bizim %100 kontrolümüzde değil. Burası da bu memleket bizim %100 kontrolümüzde değil. Nereden biliyoruz? Bazı fikirler, bazı hisler, bazı duygular, bazı hayaller bize rağmen çalışıyor. İstemediğimiz halde ortaya çıkıyor. Bu da gösteriyor ki alemde büyük bir şeytan var. Küçük alemde bu var. Büyük alemde bu var. Ve bu lümme-i şeytani ve kuvve-i vahime bir kulak ve bir dil. Kulak, dil. Kulak söylüyor. Kulak yani bu lümme-i şeytani ve kuvve-i vahime. Bu sanki şeytanı dinliyor. Özel. Sanki değil böyle. Şeytan her vakit dinler. Dinledi mi şeytanı? Sonra söylüyor. Yani burada lümme-i şeytani var. Şeytanı dinliyor. Kalbe söylüyor. Dinliyor. Söylüyor. Ama şeytan denilen bir birim var. Figür değil. Simge, sembol falan değil. Şeytan denilen bir şey var. Aynı bizim gibi böyle bir mahluktur. Vücudu enerjidir.
esirdendir. Ani öyle çoğalır, evlenir, yer, içer. Melek cinsinden denmesinin sebebi atomdan olmadığındandır. Vücudu var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kısım sahabeyle otururken kapı çalındı. Allah Resulü söyledi. Kim çalıyor biliyor musunuz? Diyor. Bu diyor iblis diyor. Hazreti Ömer kılıcını tuttu. Hayır diyor. O buraya geldiğine göre gelemez. Bu meclise aliye gelemez. Oradan anlıyoruz. Böyle meclise gelemez. Nasıl oluyor peki biz de uykumuz basıyor, derste kalkmak istiyoruz. Şeytan değilse bunlar nereden geliyor? Onu her vakit dinleyen hep semmare var. Kapıdan bu sefer müsaade ediyor. Dokunmayın diyorum. Mutlaka bir vazifesi vardır. Allah göndermiştir diye kapıyı açıyorlar. Destur almadan, izin almadan giremiyor. Ya bir kanundur. Şeytan izin almadan sana yanaşamıyor. İzin almak, şeytan nasıl izin alıyor? Açtığınız YouTube, açtığınız televizyon izin almaktır. Yoksa gelemez, giremez. Çünkü şeytan şerrin, haramın, günahın, olumsuzluğun donmuş halidir. Yani onun donmuş halidir, vücudu haricisidir. Peki bir tanesi söyledi, bana dedi ki, ya ben bunu görmek istiyorum dedi. Dedim yarın gel derste göstereceğim sana şeytanı. Millet de şaşırdı. Komple cemaat. O, abi dedi bizde girenler nasıl? Yarın göstereceğim. Ben vücudumu size göstereceğim. Zan olmadığını, varlık olduğunu göstereceğim size. Şeytan bu. Ertesi gün ben, onlar gelmedi. Ben gene oraya gittim. Anlasın. Neyse hulasası şu. Şimdi evdesin Zeki. Siz sana ait değil, ben değil. Evde kimse var mı? Yok. Televizyon karşında, kumanda bende. İçinde bir dürtün. Televizyon da burada. Aç şunu. Aç. Hayır. Aç şunu. İçinde böyle bir dürtü gelmiyor mu böyle? Aç. Hayır. Aç. Aç. Böyle bir istek yok mu? Ha, o bir enerji değil mi? O varlık değil mi? O varlık değil mi? O hayal midir o? Düşünce değil ki. Güçtür. Güç seni sürüklüyor. Dozeri tutsan seni ne yapar? Sürükler seni. Arabayı tuttun, araba sürükler seni. Gücü yeter mi? Aç, hayır, aç, aç, çabuk. Böyle bir arzu, bir şehvet. Gadap, hiddet. Hayal, aç şunu, gir şunaya. Öyle he, Enes, şu YouTube'a gir. Hayır ya, ayıptır, günahtır ya. Gel ya, bir şey olmaz ya, kimse de yok ya. Tamam. Gir, o içinde doğar bir enerji yok mu bu? Yap diye de adam. O işte şeytanın vücudu o. Tipini görmüyorsun ama bu işte. Bu işte şeytan bu. Şeytan gibi demiyorum. Şeytan o. Vücudu bu. Yoksa karşına olsan iki tane çakarsın. Çekiler. Ondan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayır diyor. Sen onu öldüremezsin ya Ömer. O diyor kıyamete kadar mühlet verilenlerdendir. Dur bakalım ne diyecek diyor. Ey Melun diyor. Ne söyleyeceksin diyor. Neyse beni Rabbim gördü dedi. Şurada burada. Bu varlıkta en çok sevmediğin kimdir dedi. Sensin ya Muhammed diyor. Biliyorsunuz. Sonra en çok daha sevmediğin kimdir işte. Namaz kılan genç diyor falan. Şunları bunları. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. İçeriden bir doğru var. Ramazan'ın payını. Kur kafasını. Aç onu. Bak onu. Tam bir fırsat. İçeride bir duanızda, fıtratınızda şehvet, gadap, hiddet, öfke, bağ, istek enerjisi yok mu? O enerjinin kendisidir şeytan. Şeytandan değil, o şeytandır. Vücududur, vücudu. Üstad Hazretleri şeyde Beyazıt Camisi'nde karşısına dikildi. Ama ben diyor kendisini görmedim diyor, sesini işittim diyor, öyle mi? 15'ini sözde. İşittim diyor. Sen Kur'an'ı çok âli, mükemmel görüyorsun. Bir de beşer kelam olarak bak diyor. Erdem kardeş hatırladın değil mi abi? Evet hocam dinliyoruz. Evet. Hocam. 15. sözde böyle bir şeytanla münazarası. Kendisini görmedim ama diyor. Kendisini sesini işittim diyor. Peki nerede işitti?
kendisini görmedi. Nasıl işitti? İçinde bir dua, duasında şu çıktı. Sen Kur'an'ı şöyle bak, bir içinde bir his olmadı mı? İçinde bir his oldu. O his işte. Kendi, içinde birisi konuşuyor diyor. Bak usta kendisine gösteriyor. Bizde de içinde konuşuyor. Sen Kur'an'ı çok âli görüyorsun diyor. Bir de Allah beş kelam olarak bakma diyor. Bir beşer kelama bak diyor. Ustad da orada şunu söylüyor. Allah'tan başka Kur'an'a benimdir diyen kimse var mı? Bir daha. Allah dedi ki Kur'an benimdir. Allah'ın dışında Kur'an benimdir diyen birisi var mı? Bu Kur'an benimdir. Yok. O zaman Bediüzzaman diyor ki, ey Melun, Kur'an'a Allah kelamı diye bakma. Beşer kelamı diye bak. Tamam ama diyor, beşer kelamı olarak nasıl bakayım? Benimdir diyen bir beşer yok. O zaman bunun elinde niye alıyorsun? Bu dar dursun. Onun olmadığını buradayken ispat et. Yemedi tabii. Düştü bu tezi. Bak insafa bak. Allah kelamı deme diyor şimdi. Beşer kelamı da deme diyor. Ortadan bak diyor. Ey Melun diyor. Böyle diyor paha biçilmez bir eser. Ortada olamaz diyor. Ya Allah'ındır ya değildir. Allah'ın dışında birisine versen bir tane benimdir. Ha, ver diyene ver elini. Hazreti Muhammed Aleyhisselam benimdir değildir diyor. Bazıları diyor ki senindir. Lan benden daha iyi mi biliyorsunuz benim değil? Yok senin. Ya bu çay benim olup olmadığını siz benden daha iyi mi biliyorsunuz? Bu gömlek benim mi değil mi? Nereden bileceksin? Belki emanettir. Benden daha iyi kim bilebilir? Allah'tan başka kimse bilemez. Bu gömlek bana nasıl verildi? Bu benim mi değil mi? Şimdi Hazreti Muhammed diyor ki Aleyhisselam Kur'an benim değil. Yok senin. Benden daha iyi mi biliyorsunuz benim olup olmadığını? Benim değil işte. O zaman da ortadan bak diyor. Paha biçilmez bir eser. Ya Allah'ın elinde olacak ya da Kur'an benimdir diyenin elinde olacak. Benim diyenin böyle birisi yok. Allah benimdir diyor. O zaman diyor ortaya koyamazsın. Çünkü niye? Allah'ın canibinde, Allah tarafında olmayan bir eser istersen boşlukta olsun ortada, istersen muhalifinde olsun Allah'ın dışındadır. Öyle bakın. Allah deme, Allah'ın kelamı deme, beşer kelamı deme, ortadan bak. Hayır diyor. Bu geçici olarak bir küfürdür. Niye? Allah'ın elinden almış oluyorsun. Allah'ın elinden aldıktan sonra ister ortaya koy, isterse muhalifine ver. Burada değil. Burada olmadıktan sonra nerede olursa olsun. Gayirdir. O kadar. Gayirdir. Şimdi şeytan böyle bir realitedir. Vücudu nurani değildir ama latiftir. Nüfus eder. Işık hızıyla hareket eder. Bir anda birkaç yerde böyle bulunabiliyor. Fakat akıllı değildir. Zekidir. Aptaldan şeytan olmaz. Zekidir. Zekavet aklın sıfatıdır. Zekavet nedir? Beşeri, bu makamda söylüyorum. Beşeri ihtiyaçların, insani ihtiyaçların alemi şahadette, şu mevcudatta ilişki ve çelişkileri çözen bir mekanizmadır zekavet. Akıl ise bir alettir. Bu akıl yapılırken, bu akıl kullanılmadığında bu aklı yapana, bu aklı bağlarsan o insan akıllı olur. Yani vahiy bağlarsan akıllı olur. Vahiy bağlı değilse akıl yok, zekavet vardır. Zekavet aklın sıfatıdır. Mesela sıfat şu, kuvvetli, zeki, koşan, yakışıklı, güçlü. Bunlar nedir? Sıfattır, kişinin sıfatıdır. O zaman ben varım ki kuvvetliyim, ben varım ki beyazım, siyahım. Ha demek ki bu sıfatlar sıfattır. Zeka da aklın sıfatıdır. Akıl nedir? Akıl bir cihazdır. Vahye bağlı olursa o akıl kafada olur ve akıllı olur. Şimdi dolayısıyla şeytan akılsızdır ama zekidir. Mesela zekiyi söyleyeyim. Adamın mesela Kur'an şöyle diyor. Ya akılun, takılun, efele tefekkerun, fetedirun, yaunul elbab gibi ayetlerle aklınız yok mu? Düşünmüyor musunuz? Anlamıyor musunuz? İdrak etmiyor musunuz? Ama çok iyi mühendis bu. İyi bir doktor. İyi bir siyasetçi. Dahi mühendis. Ama gidiyor.
ameliyatı gerekmediği halde parası için adamı doktor yatırıyor, parasını alıyor, sağlığını da alıyor. Neyle yapıyor? Zekaletiyle yapıyor. Akılla almıyor. Akıl vahye bağlı olursa akıl olur. Yani şu, cep telefonu bedendir. Bataryası hayattır. Haşa, örnek için. Uydu Allah'a misal. Buradaki yazılım ruhtur. Kart zahiri şeriattır. Kartı aktif ettik, uyduya bağladık, imandır. İman. Bunun fıtratını bozan ve yanlış yollara sevk eden virüs var. Bu da şeytandır. Alakayı kesiyor, izlattırmıyor, devreyi kesiyor. Haşa, bir daha. Uydu Allah'a misal. Telefon kendisi bedene misal. Batarya hayata misal. Yazılım ruha misal. Kart imandır. Her şeyde iman vardır. Küfre iman vardır. Şirke iman vardır. Tabiat iman ediyor. O kart da oltu mu? Vodafone mu? Nereye? Hangi kart? Kimden aldın? Kart imandır. Kartın aktif olma seviyesi iman seviyesidir. Kaliteli iman. Öyle imanı var ki her yerde çekiyor. Öyle bir kartın var ki seni birisi arıyor Erdem. Aradığınız zata ulaşılamıyor. Mobil kapalı veya kapsam alanının dışında. Yani öyle bir iman var ki Allah ile irtibata geçmiyor. Kapsam alanının dışında veya din ulaşamıyor. Hani günde, hani Peygamberimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam, günde diyor Rabbiniz 70 defa kulun kalbini ziyaret eder. Bazı kalpler şöyle derim. Allah arıyor. Hani biz arıyoruz ya. Seni arıyorum. Kapsam ağları dışında. Ulaşılamıyor. Mobil kapalı. Veya birisiyle görüşüyor. Sizinle görüşemez. Allah da 70 defa arıyor. Adeta tövbe. La temsil ve la şey. Diyor ki ya diyor, ya beni arıyor mesela kalbi. Şu anda bu kalp diyor başkasıyla meşgul, seninle görüşme zamanı yok diyor. Veya ulaşılamıyor diyor, haşa tövbe. Kaplama ağlarının dışında diyor. Allah kimsenin başına vermesin diyor. İşte şeytan nasıl ki kuvve-i hafıza küçük insanda, alemde lef-i mahfuz, insanda da böyle olumsuz şeyler var, hayaller, düşünceler, içeride bir dayatmacı bir enerji var. Böyle bırak, yap, vur ağzını, ver ağzının payını. Böyle bir enerji var. O işte o şeytandan değil, o şeytandır. O enerji vücududur, şeytanın vücududur. Vücududur, vücut haricisidir, mahluktur. Bir simge, sembol değildir. Mahluktur, kudret tahallük etmiştir. Ve bu lümi şeytaniye ve şu kuvve-i vahime bir kulak ve bir dil olduklarından ona üfleyen ve bunu konuşturan harici bir şahs-ı şeririn vücudunu isas eder. Demek ki kalbin yanında lümme var. Lümme-i şeytaniye denilir. Oraya şeytan üfürüyor, lümme onu duyar. Sonra kalbi o da konuşur, işitir, konuşur. Şimdi şeytanın tuzaklarından birkaç tane bahsedeyim. İblisin en mühim desisesi kendini, kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Ha, en büyük özellik şu. Mesela bunu Risale-i Nur'u bilmeyenler en çok bu tuzağa düşmüş. İçeride bir dürtü geliyor. Haşa, tövbe. Bacısına, anasına karşı, yakınına karşı acayip hoş olmayan şeyler hisseder. Kendimi hissetmiyorum, ben imansızım, kafirim, ne bileyim, olumsuzlamalar var. Bana çok geldikleri için söylüyorum. Şimdi kişi zannediyor, diyor ki şeytan, bilmedi. Bu benim, bu düşünceler benimdir. Hayır, senden değildir. Bak, şeytanın en büyük desisesi senin kafana buraya atar, meyli atar, fikir atar, arzu atar, istek atar. Şeytanı bilmediğin için veya unuttuğun için o istek kendinden zannediyorsun. İçinde bir şey var. Allah beni sevmiyor. Böyle bir vehim geldi. O da ne diyor? Demek ki Allah beni sevmiyor. Oynanıyor. Oysa bu fikir kimin fikridir bu?
Şeytan fikridir. Ama şeytanı kabul edersen şeytanın dedin. Şeytanı yok ve hatırımıza gelmiyor. İçimizde doğan bir fikri, bir meyli, onun olduğunu nereden söyleyeceğiz ki? İşte şeytanın en büyük desisesi neymiş? Kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. İnkar ettiriyor. Dolayısıyla ortada şeytan yoksa o istekler kimindir? Benimdir. O zaman bittim ya. Ben ne biçim adamım ya. Adam ilahiyatçı gelmiş. Ahmet kardeş. Ben dedi Marmara'da okuyor ilahiyatta. Namaz kılmıyor. Niye kılmıyorsun dedim. Ya dedi ben dolara diyor kadına mı secde edeceğim diyor. Tam secde yapıyorum dolar geliyor. Sen dedim bunlar rahatsız mısın? Sarı bilmiyor. Rahatsızım tabii dedi bu benim. Dedim o sen değilsin. Ya içerideki kim olacak dedi hep benim dedi. İçerideki her şeyi kendisi zannediyor. İçerideki her şeyi kendisinden zannediyor. Peki sen bundan rahatsız mısın? Rahatsızım. Ha, o zaman senin olmadığına delil sen ondan rahatsız olmandır. Ustad 11. mektupta şu misali veriyor. Burada da var da. Aynayı diyor necis bir yere tutsan. Aynada pis, o pis burada gözükse, ayna necis olur mu? Olmaz. Aynada karşıda yılan olsa, aynada yılan gözükse, bu aynadaki yılan ısırır mı? Isırmaz. İşte senin hayal aynasına, düşünce aynasına gelen, galiz senin hiç o kabul etmediğin, onaylamadığın düşünce ve hayalleri de ayna gibi hariçten geliyor. O görüntüleri de bu adam veriyor. Bu şeytan veriyor. Ama bu aynada gözükünce sana şöyle diyor. Bu aynanın haricinde öyle bir şey yok. Bu kendi doğasında var. Bu içinde var. Yani karşıyı gösteriyor. Hayır. Bu kendisine diyor. Risale-i Nur okumayan insan aynada gözükeni aynanın içinde zannediyor. Risale-i Nur okuyan aynada gözüken hariçte olduğunu bilir ve rahat eder. Onun için de anlattım sonra of be dedi ilk defa bilmiyorum kaç senede ilk defa ikindi namazı kılmaya başladı. Sen de değil ya. Bana diyor ki imansız, imansızsın. Ben dedim ben de şunu bekliyorum. Olur mu ya tövbe estağfurullah sen şöyle. He dedim bana da geliyor. Öyle mi ya hocam dedi. Tabii geliyor dedi. Ne diyorsun ya imansızım sana ne? Ya bu ne diyorsun ya sen dedi. Ne yapalım? Bunu kim söylüyor? O adam söylüyor. Bu kafada tahayyül ve tasavvurda onlar o fikirleri o getiriyor. Peki nasıl kurtulacağız onlar? Kurtulmaya çalışmamakla. Kurtulmaya çalışırsan yaban arıları gibi uçuşur kafana. Kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamaktır. Çünkü şeytanı yok edemezsin ki kurtulmaya çalışıyorsun. Bunu yaparsan onu getirecek. Bir soru attı. Cevap tam verirken cevabın içine soru atıyor. Tekrar o sorunun cevabını verirken cevabın içinde bir soru daha derken ilan nihayet gide gide ondan sonra senden bir tap kalırsın of ya tamam ya bu işte bu işte boş ver ya bu dindar olduk başımıza neler oldu en iyisi saldım çayla mevlam kayla rahat edelim hiç bu işte meşgul olmayayım diye bunu yaptırmaya çalışıyor. Demek ki birinci şey en mühimi iblisin en mühim bir desisesi kendini kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Başka bir desisesini okuyorum. Şahsi günahları kişinin umumi bir genelleyerek kendisinin imansız olduğunu, yani şahsi hukuk, umumi hukuku tefrik ettirmez. Mesela Hamit kardeş, ben ondan misal vereyim. Bir çok beşerdir. İnsanda üç tane şahsiyet var. Beşer iktizasıyla bir hoş olan bir şey yaptı. İnsandır da düşer yani. Hemen şeytanı dinleyen kafa onu genelleler. Hamit hep öyle canım. Yani küçük bir şey genel yapar. Şahsi hukuku umumi hukuk yapar. Başka atlayarak şey yapıyorum. Şeytanın mühim bir desisesi de İnsana kusurunu itiraf ettirmemektir. Bir kusur yaptım değil mi? Aslında onu kastetmedim canım. Ben ya tövbe canım. Yani aslında yanlış anlaşıldı. Tevil ettirir. 100.000 tane çeşitle tevil ettirir. Şeytanın mühim bir desisesi
insana kusurunu itiraf ettirmemektir. Ta ki niye? İstiğfar ve istiaze yolunu kapasın. İstiğfar ve istiaze. Yani tövbe ve istiaze de o şeyden kurtulma yoluna dair dersleri dinlemez. Hem nefs-i insaninin emanetini tahrik edip ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin. Adeta taksirattan taksiz ettin. Yani hiç tövbe ya, benimle ne alakası var ya? Yok hiç ben bunu, haşa, ben kusur yapar mıyım ya? Acayip, acayip garayip böyle. Şeytan blok ettiği zaman derste bile müdahale ettirir işte. Derste de müdahale ettirir. Nakıs gördürür, eksik gördürür. Dersten istifade ettirmez. Ya eve götürür. Ya kusurunu almaz. Ya ders yapanlar böyle bir şeysine kafayı takar. Koca bir dersten istifade ettirmez. Devreye girer adam yani. Böyle giriyor. Ve kusur üzerine almaz. Varsa da avukat gibi savunur. Bunu mektubatta da anlatıyor. Burada da anlatıyor. Avukat gibi 28. mektupta da anlatır böyle. O münazaralı bir şeylerde. Kendi doğru çıkma adına yüz tevil ettirir. Evet. Şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez. Görse de yüz tevil ile tevil ettirir. Ondan sonra başka şey yapayım. Başka yerden nefsini tezkiye iner. Evet. Temize çıkarır. Evet, temize çıkar. 26. sözün zeylinde, Kader Risalesi'nde 4 tane atve var. Başka bir tane de insanın selameti fikrini ifsat ediyor. Doğru düşünme melekesini ifsat etmeye çalışıyor. Hakaik imaneye karşı sihat-ı muhakemeyi bozuyor. İstikameti fikri ihlal ediyor. Onu da nasıl yapıyor? Ben uzun olur dışarı. Mesela bir saray düşünün. 99 tane açık kapısı var. Bir tanesi kapalı. Tutar o açık kapıyı göstermez. Der ki bak bu saraya girmez. Abi, bu kapı kapalı. Saray kapalı. Aa, niye? Aa, bir tane kapı kapalı. Bir tane demiyor. Kapı kapalı. 99 tane açık onu göstermez. Tersi olsa diyor. 99 tane kapısı kapalı olsa. Ustad diyor. Tersini bak. Bir tane kapısı açık olsa. Bu saraya girilmez mi? Girilir. Bir tane var. Girdin içeriden aç işte. Bu tam tersi. 99 tane açık var. Bir tane kapalı. Yani ailevi kavgaların temelidir. Bir insanın kapalı bir kapısı var. Hoşlanmadığın bir sıfatı var. Onu genelliyor. Ya bırak canım bunu adam bulur. Yani gider sifoneye ısrar eder. Israr eder der ki bu budur. Ama onun başka ne kadar güzel sıfatlar var ya. İlla ona takılır. Hocam bunu Kur'an'ı olarak da şöyle düşünebiliriz. He. Kur'an'daki bir muhkem ayetleriyle müteşabih ayetler vardır. O kadar muhkem ayeti bırakır, bıraktırır insana verir bir vesveseyle. Seni müteşabihe yönlendirir ve işin içerisinde çıkamazsın. Değil olmaması. Allah razı olsun. Zaten söylüyor altında da diyor ki kalbinde maraz olanlar, hasta olanlar muhkem sari ayetleri bıraktırır müteşabih evet. Ayetleri. Mesela dini tamir davasında televizyon ekranlarında görürsünüz. Dini tamir davasında din tahripçileri var. Gider %90 esasat, muhkemat, zaruriyat olan ayetleri ve mevzuları şey yapmaz. Nerede ihtilafi, iştihadi var? %10'dur o da, usta diyor. Gider orayı kaşır. Gider orayı kaşır. Lan bu milletin derdi bu mu? O iştihadi farklılık da işte hikmetini anlatıyor 27. sözde. Şimdi %90'ı esasatı, muhkematı, zaruriyatı, müsellemat olan ayetleri hiç kana almaz. Namaz kılması gerektiğinde bahsetmez. Yok İmam Azam şöyle demiş, İmam-ı Şafii şöyle demiş. Peki bu milletin buna mı ihtiyacı var? Ve ruh hastalıkları bu mudur? Başkası çıkar. Yok. Üç rekattır der. Başkası çıkar takoyadan bahseder. Başkası çıkar peygamberin kanından bahseder. Ya bir sürü sünnetleri bu ihmal edilmiş. Allah Resulü sünnetleri, ahkamları unutulmuş. Hatta kasten de ortaya çıkartılmıyor.
Ramazan Oruç gibi zaruriyat-ı diniyeleri bırakın, böyle acayip acayip, garip garip şeylerden bahsettiriyor işte. Bu adam yaptırıyor işte, bu adam şeytan yaptırıyor. Bir de işte onu dedim, bir insan aileye böyle bakılırsa, sırf bu sanki, hep beni genelde, sen zaten hep böylesin. Lan bunun güzel tarafı yok mu ya? Bir tane kapı kapalı, 99 kapalı açık. Bu adam namaz kılıyor ya, bu adam oruç tuttu, bu adam nurcu ya, bu adam Müslüman ya. Niye hücum ediyorsun? Almanı mı unuttun? Niye bu Müslüman hücum ediyorsun? İndir bindir o. İndir bindir onu tenkit edecek. Lan tenkit sokakta o kadar tenkit edecek insan var ki. Ustad ne güzel diyor Uvvet Risalesi'nde. Tenkit kime yapılır diyor. Tenkit kime layık? Tenkit sıfatına yapılır. En çok tenkit edilmelidir. Hocam özür dilerim. Estağfurullah. Bölüyorum ama aklıma şeyler geliyor da mesela külli kaidelerden üstad buyuruyor ki dinliyorum seni. Tabii bunları biliyorsunuz da tekrar mahiyetinden şey diyoruz. Bir insanda 9 tane canı sıfat olsa, bir tane onun güzel bir sıfatı olsa, o 9 canı sıfata bir tane o iyi sıfatı müreccahtır diyor. Tercih edilen bir. Biz bugün kendi insanımızdan bunu esirgiyoruz yani. Maalesef. Üzülerek söylüyorum. Ya. Hepimiz adına. Bil ki ey nefsim diyorum başta kendim olarak. Doğru. Maalesef. Yani biraz önceki o hanımın hep beynin o kötü yanlarını görmesi aynen buna delalet ediyor. Ya. Ya mübarek işte özür dilerim. Kumarı yoktur. İşkisi yoktur. Evine sadık gidiyor geliyor. Yani senden şu yemeği işlemiş, istemiş. Bu hata mıdır? Veyahut da şöyle davran hanımcığım demiş. Bu hata mıdır? Evet, mesela en çıkıyoruz, ille o dürtecek. Ya bir gemide işte, diyor. İşte vesvese, şeytanı lümme denilen şeyde oraya geliyor ya. Işte, evet. Veriyor yani. Pompalıyor. Maalesef. Ondan sonra da bir de haklılık tarafı çıkartıyor. Evet. MR yok değil mi Ahmet kardeş? MR yok. Yok değil mi? Şuradan. Versen böyle de bir. Aradığımı bulsam şey için, oraya aşina olduğum için. Ama okuyun. İnnen nefse lemâretin misûi. Nefis daima kötü şeyleri sevk eder. Tamam olsun abi, buldum. Sözler var bunda. Sözler varsa, sözleri ver. Ver, sözleri şu ver. Şualarda... Yok, sözleri verdiğin yeter, tamam işte. Şualar ama sözler yayın efendim. Olsun, tamam bulur. Sözler de var, dur. Nefis daima kötü şeyleri sevk eder. İnne nefse le emaneti misui diyor. Ada aduvke nefsuke leti beyne cembeyk. Mana-i şerifi neymiş? Senin en zararlı düşmanın nefsindir. Hiç böyle hatırımıza gelmiyor. Bak diyor ki ada aduvke nefsuke leti beyne cembeyk. Neymiş manası? Senin en zararlı düşmanın nefsindir. Hadisinin bir nüktesidir. Tezkiyesiz nefs emmaresi bulunmak şartıyla. Yani temize mi çıktı bizim? Tezkiye mi edilmiş yani? Temize mi çıkmış? Yok. Böyle bir nefs emmare bulunmak şartıyla kendi nefsini beğenen ve seven adam başkasını sevemez. İlle bir şey bulur. Yani bir şey bulur. Öyle niye oturuyor? Öyle niye bakıyor? Niye öyle konuşuyor? Ne demek istiyor? Bana mı soruyor? Koca bir ders yapıyoruz Ahmet kardeş böyle. İşimiz gücümüz var da şeytanla mücadele ediyoruz, nefisle mücadele ediyoruz, faydalı olmaya çalışıyorum falan. Kendime ders çıkartıyorum. Bir tanesi çıkmış, sonra da yazıyor. Ya siteye yazıyor veya o kardeşe söylüyor. Bak bak diyor, vuruyor. Bana duyuruyor ha diyor. Ya sana ne duyuracak ya? Adam işin başındayan için senin... Beni biliyor diyor, bunu bana gönderiyor diyor. Bunu kim söylüyor? Bak, diyor ki, tezkiyesiz nefs emmare bulmak şartıyla kendi nefsini beğenen ve seven adam başkasını sevemez. Sevemez. Eğer zahiri sevse de samimi sevemez. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, buyurun buyurun. İçinin buşun devrisi. Dışarıda, nasılsınız kardeşler, mübarek hoş geldin. Üçüncü, kimle buyurun?
Zahiri sevse de içeride ya acayip ya mahlukuz ya. Köpek öyle değil biliyor musun? İçi de dişi de köpek ya. Bugün bana biraz bağırdı böyle çağırdı. Dedim bak ben yem değilim, ısırılacak mahluk da değil, ben insanım. Anlamıyor ki. Niye anlamıyor? Köpek köpek olduğu için. Biz hain değiliz de sen abi. Ha? Biz hain değiliz. Hain de. Değiliz. Çok acayip. Köpek köpek olduğu için köpeklik yapması normaldir. Anormal olan insan insan olduğu halde köpeklik yapması şeydir böyle. Eğer zahiri sevse de samimi sevemez. Belki ondaki menfaatini ve lezzetini sever. Daima kendini beğendirmeye ve sevdirmeye çalışır ve kusurun nefsini almaz. Avukat gibi kendini müdafaa ve tebliğ eder. Tövbe canım, haşa, ben mi yani? Ha? Böyle şey der miyim ya? Avukat gibi üzerine alır. Mübalağalar ile belki yalanlarla nefsini medhi ve tenzih ederek, bu başkasını anlatmıyoruz ha bunu. Yani kendi nefsimle, hepimiz kendi nefsimizi alacağız. Mübalağalar ile kendi nefsini tenzih ve tebliğ ederek adeta takdis eder derecesine göre men ittehaza ilahahu hevahu heva ve hevesini ilah edinen ayetinin bir tokadını yer. Yani putlaşır. En çok insanı putlaştırdığı şirkin sebebi kendisidir. Sonra hani var ya birbirinizi ilah edinmeyin. Putlaştırıyoruz. Şeyhini putlaştırıyor, ustadını, abisini, hocasını, nefsini, isteklerini vasıta olarak görmüyor. Mesela aynı ayla güneş bize geliyor ama vasıtadır o, mehaz değil, mastar değildir, kaynak değildir. O ayna muhafaza edilmeli çünkü güneş onun vasıtasıyla geliyor. Ölü görmüyor işte, hepimizde bu var. Bir tokatını yer, temeddühü ve sevdirmesi ise aksum amel ile istiskali celbeder, sol düşürtür. Böyle kendisini sevdirmeye çalışınca da insanlar bunu iter ya. Şimdi o sözler var mıydı? Sözlerden bir yarı konu. Bu şualar verdi bana. Sözler falan verecek bir şey verdi. Nerede abi? Onun için lazım. Şualar. Şual hep şual ya. Heh. Sözler mi bu? Tamam. Tamam. Şuradan da bir yer okuyayım. 32 27 Hatime. Allah Allah. 26. sözün şu olması lazım. Kader Risalesi. Bakın kaçıncı söz bu? 26. Bu yayın evi almamış mı? Almamış galiba. O makam tamzini olduğu için belki başka yerde geçtiğinden dolayı var. Almamış. Hatime var ya, başka bir yere alındığını söylüyor. Burada almamış. O şeyin 26. sözün Kader Risalesi'nin hatimesinde 4 tane ayetten bahsediyor. Eski sözler de var. Belki bu yeni sözler mi? He. Ver abi ver. Eski sözlerde mi var? Orada bir ver abi de bir yer okuyun. Tamam. O var. Bismillah. Tamam. 25, 29, 27. Tamam. Var burada. Burada diyor ki birinci hatvede fela tuzekke enfusekum ayet işaret ettiği gibi teskiye-i nefs teskiye nefs etmemek. Yani nefsini temize çıkarmak. O nasıl olur?
Ben biraz fazla meşgul oldum bu. Ona nasıl olacak? Temiz nefsini temize çıkarma. Birinci yol şöyle anladım. Üstadımız 26. mektupta diyor ki insan üçe ayrılır. Üçüncü mefasında. Bir, beşeriyetin. İki, ubudiyetin. Üç, vazife davru. Bunu idrak edersek, bunu alemimizde oturtursak, üç tane ayrı şahsiyette birbirinden çok uzak diyor. Değil mi Ahmet kardeş? Beşeriyet. Bir insanız, kadın, erkek. Gençiz, yaşlıyız, kilosu. Yani bulunduğumuz konum itibariyle beşeri dayatmalar var. Bedensel isteklerimiz var, hazlar var. İsteklerimiz var. Helal ve haram. Bir tarafımız bu. Bir tarafımız da Allah ile hususi bir münasebet şeklimiz vardır. Ubudiyetimiz, orucumuz, namazımız, tevekkülümüz, teslimiyetimiz. O kimse bilmez. Seninkisini ben bilmem, benimkisini sen bilmez. Bizim birbirimizi gördüğümüz tarafımız beşeriyetimizdir. Beni görüyorsun, namaz kılıyor vesaire. O. Bu tarafımı görürüz. Bir de ubudiyet tarafı var. Bir de vazifedarlık. Yani şu anda mesela ben bunu yapmaya çalışıyorum. Veya siz mesela Almanya'da birisine bir şey anlatıyorsunuz. Bir Alman'a, Ahmet kardeş birisine anlatıyor. O hangi şahsiyettir? Üçüncü şahsiyeti. Bunlardan tamamen uzak. Ne işe yarayacak bunu söylüyorum? Şeytan şöyle der. Beşeriyet itibariyle akşam günah işledin falan yerde harama baktığını. Şeytan der ki lan sen adam mısın lan dedi. Biraz önce şunu yaptın. Burada gelip Alman'a anlatıyorsun. Beşeriyetimiz ayrıdır, ayrı bir şahsiyettir. Ubudiyetimiz ayrıdır. Vazifedarlığımız ayrıdır. Hepsi ayrı bir şahsiyettir, birbirinden uzaktır. Bunu karıştırdığın zaman yeisi atar seni. Beşeriyetini öne çıkarır, ubudiyetine de halel verir, vazifedarlığına da sekte uğrattırır. Bunu tefrik edersek, üç tane şahsiyet var herkeste. Birbirinden çok uzak diyor. Açmayayım o uzun. 26. mektubun 3. mefası anlatıyor. Ha, şimdi tezkiye nefs etmemek, nefsini temize çıkarmamak ne alakası var? Yani bunu bilirsek bu adam ayrıdır. Üç tane şahsiyet var. Yeisten bizi de kurtarır. Kendi kendimize olan lan ben adam mıyım lan biraz önce ne yaptım şimdi nereye geldim ne okuyorum. O beşeriyetindi. Şimdi senin ubudiyetin. Şu anda derse koydun, fişe taktın, dinliyorsun. Ben seslendiriyorum. Yoksa benden ders almıyorsun. Benim de zaten ben de buna muhtaçım. Tezkiye-i nefs etmemenin şeyi bu nefiste kendini ayırt edersek sen sensin ben benim. Zira insan cibiliyeti ve fıtratı hasebiyle nefsini sever. Belki evvela ve bizzat yalnız zatını sever. Başka her şeyi nefsine feda eder. Hatta çok acayiptir. Mabuda layık bir tarzda nefsini methedir. Ben mi? Tabii canım. Öyle bir methediyoruz ki. Ben yaparım ben biliyorum canım. Mabuda layık bir tarzda kendisi methedir. Böyle bir yapı var bizde ya. Bu tarafımız korkma. Bu tarafımız olması eksiklik değil. İnsanlığın iktizasıdır bu. Bunlar istemesi hatta ben çok rastladığım için söylüyorum. Anasına, bacısına, yakına sufli hevesleri uyanan insanlara denk geldim. Var. Ondan sonra tabii onlara şey yapmak için, teselli vermek için ağlıyor böyle. Bu almaya da rastladım. Dedim korkma bizde de var. Öyle mi yavrum dedi. Böyle deyince kendisine ortak buldu birisi. Dedim ya bu insanın nefsinin yapısında var. Boşuna mı demiştin? Mahremin dahi olsa hayal edebinizi, hududunuzu koruyorsunuz. Değil mi? Demiş yani. Çünkü bu sen değilsin o istek, o arzu. Bu nefis var. Nefsin bir özelliği. Diyor ki, mabuda layık bir tarzda nefsini metheder sever. Mabuda layık bir tenziyle nefsini maipten tenzih ve tebrik eder. Tabii canım, ben orada haklıyım ya tabii ya. Beni yanlış anladılar. Ben öyle der miyim ya? Ben elden geldiği kadar kusurlar kendine layık görmez ve kabul etmez. Nefsin tuzakları, şeytan tuzaklarından okuyayım diye. Buradan da geçtim. Az da okuyayım kesiyorum. Nefsine perestiş eder tarzında şiddetli müdafaa eder. Hatta fıtratında tevdi edilen yaratılışımızda var olan mabudu hakikinin hamd ve tahsiye tesbih için ona verilen cihazat ve istidadı kendi nefsine sarf ederek menittehaza ilahehu hevva usulüne mazar olur. Kendini görür. Kendine güvenir. Kendini beğenir.
İşte şu mertebede şu atvenin tatili şöyledir diye devam ediyor. Şu ayette de şöyle diyor. وَلَا تَكُونُ كَلَّذِينَ نَسُولَا فَانْسَوَا اَنْفُسَهُمْ Nedir bu? Kendini unutmuş, kendine haberi yok. Mefti düşünse başkasına verir. Bu da şeytanların tuzağı. اَسَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكُ Kim öldü? Falan. Biz de hemen şunu sorarız. Kaç yaşındı? 60-70. Bize daha var ya. Yani mefti düşünse başkasına verir. Kim? Öldü. Başkası öldü canım. Bizle ne alakası var? Fena ve zevali görse kendini almaz. Külfet ve hizmet makamda nefsini unutmak. Fakat asli ücret ve istifadeyi huzur makamda nefsini düşünmek. Şiddetle iltizam etmek nefse mamuk cezasıdır. Hizmet yapılacak burada. Pek kimse yok. Ama bu hafta pazar günü arkadaşlar bir kardeşimiz baklava İmam Bayedi Müftü şaşırdı ziyafetini ölüyor deyince hemen benim nefsim gelir. Ama geçen hafta temizlik vardı. Temizlik yapacaktı gene. Yok. Yani ücret olunca hemen başta çorba geliyor. Rolantide baklava geliyor seriye takılıyor. Ama biraz daha bir dilim de fazla yiyin diye. Çünkü orada ya ortada ya baklava. Ama çorba ise biraz daha fazla götürsün o. Ma asabeke min hasenati fe minallah ve ma asabeke min seyyati fe min nefsik. Nedir bu? Nefsin muktezası daima iyiliği kendinden bilip ahir ve ucuba girer. Ben var ya ben yaptım bunu. Ondan sonra şu son şey olsun. Kadef lahamen zeka sırrıyla kendini, kemalini, kemalsizlikte, kudretini, acizde, gınasını, fakti bilmektir. Ve ahir devahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selamat.